Diğer bir soru çok geliyor bu da halkımızdan. İşe geç gelen personelden maaş kesintisi yapılması durumu. Sizce bu mümkün müdür? Ne kadardır bunun tutarı? Geç kaldığı saat kadar mıdır? Yoksa böyle bir hak yok mudur? Buna da bir açıklık getirebilir miyiz acaba? Böyle bir hak vardır. İşveren işe geç gelen işçisinden ücret kesintisi yapabilir ki bu yasa koyucu tarafından yani yasama organı tarafından çok suistimali açık bir konu olarak görülmüş olduğundan sıkı düzenlemelere tabi. Bunun sınırları var. Hani işçinin öncelikle ücret kesintisi ancak saat bazlı olabilir. Ve bu bir ay içerisinde kesilen ücret işçinin 2 günlük ücretinden daha fazla olamaz. Yani yıllık 24 güne kadar bu şekilde kesinti yapılması mümkün. Bu kesinti yapıldığında işçiye derhal yazılı olarak bildirilmesi gerekiyor. Senden bu kadar kesinti yaptık diye. Keyfiyetin yani kesinti yapıldığının derhal bakanlığa yani devlete bildirilmesi lazım. Ve en önemli noktası bu şekilde bu surette yapılan kesintiler işverenin gelir kaydedeceği kesintiler değil. Bunların ayrı bir fonda toplanması söz konusu. Bu bakanlık nezdinde kurulan bir fon var. İşçi eğitimleri, iş eğitimleri için ayrılmış bir fon. Bu şekilde yapılan işe geç gelmeden dolayı ya da daha doğrusu mesai saatlerini riayet etmeden dolayı yapılan kesintilerin hepsinin oraya aktarılması lazım ve bir ay içerisinde işveren tarafından durumun önce işçiye yazılı olarak sonra çalışmaya sosyal güvenliğe yazılı olarak bildirilmesi derhal bir ay içinde de yapılan kesintinin kuruş kuruş ödenmesi gerekmektedir. Peki bu durumda işverenin tutanak tutması gerekiyor mu aynı zamanda Tabii geç gelen için? muhakkak, muhakkak. Şöyle, biz hani işveren olarak işverensek ve işçimizin haklı sebebimiz olduğuna inanıyorsak ve işçimizin iş sözleşmesini feshedeceksek gerek haklı sebep gerek geçerli sebeple feshedecek olalım. Biz muhakkak ki bütün bu saydığımız olumsuzlukları tutanağa bağlamak zorundayız. Yani her şeyi tutanağa bağlamak zorundayız. Yoksa işveren olarak iş mahkemelerinde büyük problemler yaşarız. Hani olay başka türlü belgelendirilse bile tutanak tutmadığımız için haksız konuma düşebiliriz. Hani işçimiz mesela kıyafet şartı olan, üniforması olan bir iş yerini işletiyoruz mesela. İşçimiz ama bu üniforma şartına uymuyor. Bunu tutanak altına almalıyız. Geç geldi tutanak altına almalıyız. Peki İşte savunması da alınmak tabii zorunda aynı zamanda tutanak değil mi? zaten savunmayı da içermektedir. Hani işçiye tutanak başlanıldı şu tarihte işçinin şöyle bir davranışı olmuştur. Savunması istenmiştir. İşçi de savunmasını oraya geçirecek. İşte imzalayacak. İşçi imzadan imtina ederse şahitlere imza attırılacak. İşçi imzadan imtina etmiştir şeklinde.